Merhaba arkadaşlar, bizler yine karşınızdayız. Bir sohbet videosuyla bugün Melis'e sohbet edeceğiz. Melis, hala içinizi tanımayan varsa, Melis'in çok güzel bir kanalı var. Makyaj üzerine, saç videoları üzerine, günlük hayat üzerine. O da burada yaşıyor. Yani, gerçekten uzayda mi? Uzayda yaşıyor. Muhteşem aynı şehirde yaşıyoruz. Aynı şehirde yaşıyoruz, evet. Ve eğer merak ediyorsanız, onun hayatını da merak ediyorsanız, ve takip etmek istiyorsanız, linki burada olmayacak çünkü ben onu oraya koymayı beceremeyenlerdenim. Şeyin altında olacak, omzumda kırıldı. Bir, bu kızın fiziki gücü yani. Melis sporla da ilgileniyor. Zaten yani fark ediyorsunuzdur. Erkeksi kaslarımla. Hayır ya, hiç erkeksi değil ya. Vallahi erkeksi görünüyor mu? Bence görünmüyorum ama bazı kişilere göre öyleymiş. Evet. Melis'in bu erkeksi gücü, şimdi takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında kanalımın linki var. Melis, bugün ne hakkında konuşacağız? Bugün Amerika'da yaşamının gerçekleri hakkında konuşacağız. Hı-hı. Amerika'daki hayal ettiğiniz hayat gerçekten edinebileceğiniz bir hayat mı? Onun hakkında konuşalım. Bu konu biraz aklıma şu şekilde geldi. Sergül Snapchat'te işte Japonya'da yaşamanın gerçekleri hakkında konuşuyordu. Mesela birisi orada judge neydi? Hakim. Hakim olmak istiyorsa nasıl yapabilir gibisinden. Ve onun dediği şey, buraya geldiğinde Japonlar yabancılara çok güvenmiyor. Hakim olmak çok zor. Yani Japonya'da kısa bir süre yaşamak tamam iyi ama orada uzun bir süre yaşayıp meslek sahibi olmak çok zor. Ve bu da benim en azından Amerika ve Kanada'da tecrübe ettiğim şeyleri hatırlattı bana. Mesela Kanada'dayken Toronto'dan Ottawa'ya otobüsle gidiyordum ve yanımdaki oturan adam başka bir ülkeden göçmendi. Hangi ülkeden olduğunu hatırlamıyorum ama Tim Hortons, yani Starbucks gibi bir yerde kasada çalışıyor ama adam kendi geldiği ülkede doktordu. Ve bilmiyorum, Amerika'yı düşününce böyle insanların aklında çok farklı bir fırsatlar ülkesi. Fırsatlar ülkesi. Bir farklı picture. Hı hı. Farklı bir imajı var. Yani dışarıdan bakıldığında her şey çok günlük insanlık görünüyor. Bir de bana gelen yorumlar bazen şöyle oluyor. Ah, Melis, orada yaşadığın için çok şanslısın. İş bulabiliyorsun. O tarz şeyler var ve hiç doğru değil. Yani ben de şanslıyım. Evet, iyi bir işim var ama bu işe sahip olmak için de çok şeyden fedakarlık ettim zamanımdan ve yani iki okula gittim. Tek okul yetmiyor artık, yani sadece bir diploma yetmiyor burada. O yüzden onun hakkında biraz konuşmak istedim. Bilgen 5 sene olacak neredeyse Amerika'da yaşayanı. Benim de Amerika ve Kanada arasında bütün hayatım geçti ve onun hakkında konuşmak istedim biraz. Yani Amerika'da yaşayan herkes Hollywood. Benim dilim Hollywood demeye alışık olduğu için biraz garip geliyor eminim. O filmlerde gördüğümüz güzel insanlar her yerde yaşamıyor. Burada da evsizlik çok var. Evsiz insanlar var, işsiz insanlar var. Başka ülkeden göçmen olarak gelip hayalleri kırılıp geri dönen çok insan var. Ondan biraz bahsetmek istedim. İşsiz uzmanlar var. Senin anlatıyordun iş yerinde çalışan bir adam. Bizim iş yerinde Brezilyalı bir çocuk çalışıyor. İsmi Gustavo ve çocuk pilot. Bildiğiniz Brezilya'da bir pilot. Ve buraya dil öğrenmeye geliyor. Dilini geliştirmeyi mesleği açısından kendisi için daha faydalı olduğunu düşünerek gelen birisi. Ve bulaşıkçılık yapıyor. Bizim restoranda çocuk bildiğiniz bulaşıkçı. Benim en çok aldığım sorulardan bir tanesi bu. İşte örneğin ben örnek veriyorum. Anaokul öğretmenliği okuyorum. Ben mimarlık okuyorum. Ben şu okuyorum, bu okuyorum. Amerika'ya geldiğimde bunun mesleğini yapabilir miyim? Yapabilirsiniz de ama çok büyük ihtimalle hayır. Amerika fırsatlar ülkesi mi? Bazı konularda evet. Ama burada yani her şey görüldüğü kadar kolay değil. Yani sen Türkiye'de mesela diyelim ki atıyorum bankada çalışan biriysen, Amerika'ya gelince hemen sana bankalar üstüne atlamıyor seni. Birincisi Türkiye'de şimdi şöyle, her durumun istisnaları var. Yani şanslı olanlarınız var. Türkiye'de çok iyi şirketlerle çalışıp ya da çok iyi okullarda okuyup burs kazanıp özel teklif alıp buraya gelenleriniz ayrı elbette. Ama bu özelliklerle insanlar zaten dünyanın her yerinde iş bulabilir. Ben sıradan, üniversiteden mezun olmuş
Ve hayatını Amerika'da devam ettirmek isteyen sıradan bir insan için konuşuyorum. Herhangi yani siz bizden konuşuyorum. Çok böyle üstün zekalı ya da çok başarılı okulunda birinci olan insanlardan bahsetmiyorum. Onlar için kapılar her zaman her yerde açık. Ama sıradan, halktan bir insan, sen, ben gibi bir insan için o kadar kolay değil. Birincisi geldiğiniz okul çok önemli. İkincisi Türkiye'nin en köklü okullarında bile okumuş olsanız Amerika'da tanınmama, bilinmeme ihtimali var. Hı hı. Çok uzağız, kültür olarak da uzağız ve Amerika zaten, Amerikalılar genel anlamda söylüyorum, bizi çok bilmiyorlar. Yani Türkiye'yi, Türk okullarını, Türk kurumlarını çok bilmiyorlar. Doğal olarak siz gelip de ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum dediğinizde bilebilirler. Yani daha önceden eğer atıyorum sizin okulunuza bir çalışmışlıkları, bir işte öğrenci değişimi vesaire varsa bilebilirler. Hiçbir şey bilmeyebilirler. Suratınıza boş boş bakabilirlerdi. Bu bir. İkincisi, Türkiye için ya da şöyle söyleyeyim, Amerika'ya sadece Türkler gelmiyor. Bunun Çinlisi de geliyor, Hintlisi de geliyor, Korelisi de geliyor, Japonu da geliyor, Fransız da geliyor. Yani her ülkeden buraya gelip bir şekilde kendisi için fırsat yaratmaya çalışan ya da buradaki fırsatlardan yararlanmaya çalışan insanlar var. Doğal olarak seçme şansları çok fazla. O yüzden bazen sadece sizin yetenekleriniz, eğitiminiz ya da tecrübeleriniz yeterli olmayabiliyor. Belki sizin üstünüze aynı tecrübelere ya da aynı eğitim kalitesine sahip 3 tane fazla dil bilen insan eklenebiliyor ve onu seçiyorlar. Ya da Çin gibi bir ülkeden gelip, örnek veriyorum, ya da Hindistan'dan gelip daha az paraya çalışmayı kabul edecek birisi gelebiliyor. Yani seçme sebepleri çok farklı olabilir ama işte ben şu mezunuyum, Amerika'da iş bulur muyum cevabı genelde ne yazık ki hayır. Bir de şu durum var. Türkiye'deki bazı üniversiteleri burada senin takipçilerin çok aptal gözükeceğim şu anda ya da hiç Türkçe konuşamıyor gibi olacağım. Some of them are equal, so like they'll recognize certain university degrees and they'll reject others. Like bazı okulları tanıyorlar ve bazılarını tanımıyorlar. Bazılarını tanımıyorlar. Bazı diplomalara evet bu eşittir. Burada okumuşun gibidir. Ama bazı okulların hayır bu aynı değildir. Mesela tıp çok farklı bir konu. Onu birazdan geçebiliriz. İstanbul Üniversitesi'ni mesela Kanada, Amerika tanıyorlar. Yani bu evet eşittir bizim okullara diyorlar. Ama bir başka üniversiteye o şekilde demiyorlar. Hı hı. Bu nedenle buraya geldiğinizde eğer o başka üniversitelerden geldiyseniz sanki üniversite diplomanız yok gibi de gözükebiliyorsunuz. Hı. Diyelim üniversite diplomanız tamam, eşittir, iyidir. Onun üstüne tecrübe istiyorlar. Aa ben Türkiye'de 20 senedir çalışıyorum deseniz belki tamam 20 senelik tecrübeniz var düşünebilirler. 5 senelik çalışıyorum deseniz 5 senelik Türkiye'de çalışıyordun. Amerika'da çalışma tecrüben var mı? Hiçbir yerde çalıştın mı? Yo çalışmadım. O zaman biz tecrübe istiyoruz. Experience istiyoruz derler. Hmm. Tamam, experience'ınız var burada da bir şekilde çalışmaya başladınız. Bilmiyorum, ben bir öğrenci vizesiyle mi ne. Ondan sonra bir yerde çalışmak için vizeye ihtiyacınız var. Evet. Bu vize de çok kolay alması ya. Çok çok kolay desen çok büyük bir yalan olur. Genelde eğer firmanızın Amerika'da bir ofisi yoksa, bir connection'ı yoksa o zaman H1B vizesi almanız gerekiyor. H1B vizesinde her ülkeden insanları veriyorlar ve çok kısıtlı bir şekilde veriyorlar. Senede 60 bin civarında veriyorlar. Ve bunu bir firma size vermesi için ilk önce hükümete Amerika'da biz bulamadık. Amerikan vatandaşı bulamadık bu işi yapabilmesi için. O yüzden başka bir ülkeden insan eleman almaya karar verdik. Ve bunu ispatlamaları gerekiyor. Yani gerçekten her ilham verebilecekleri yerlere verdiğini göstermesi gerekiyor. Her adayı görüşmeye aldığını, bunu ispatlaması gerekiyor. Ondan sonra sizin vizenizi sponsor etmesi gerekiyor. O yüzen firmalar da buna çok sıcak bakmıyorlar. Sıcak bakmıyorlar. Mesela şöyle bir şey var. Burada geldiniz diyelim. Master yaptınız. Belli bölümler için konuşuyorum. Her bölüm için değil. Özellikle böyle ticaretle ilgili ya da işletmeyle ilgili bir bölümde master yaptıysanız size bir senelik çalışma izni, yasal çalışma izni veriyorlar. Fakat o bir senenin sonunda çalışma izniniz bitiyor. Ve siz bu bir sene içinde örneğin diyelim ki bir şekilde bir iş buldunuz. Yani asla iş bulamazsınız diye bir şey değil. Ama no. Zor yani. Çok kolay da değil. Ama varsayalım buldunuz. İş mesela benim arkadaşlarımın başına geldi.
Adam diyor ki sen bu iş için kalifiyesin, iyi bir yani iyi bir aday gibi görünüyorsun ama senin green card'ın yok ve ben sana neden sponsor olayım? Senin gibi bu işe 15 kişi daha başvurdu. Hepsi yeterliliğin hepsi kadar ama bunlardan bir tanesinin green card'ı var ya da çalışma izni var. Yani sizden önce zaten green card'ı ve çalışma izni olanı seçiyor adam. Hususi yani ama Türkiye'den Ahmet gelmiş, bu üniversiteyi de okumuş. Tamam işte hani iyi, hoş eğitimi de var, ODTÜ'de okumuş ama sponsor, çünkü sponsorluk için ayrıca para da ödenmesi gerekiyor. Hı hı. Bir sürü kağıt işte bilmem ne yani. Öyle kimse üstünüze atlamıyor hemen size sponsorluk verelim diye. Olmuyor mu? Çalışıp iş bulup firmaya girip sponsorluk alıp kalanlar yok mu? Elbette var. Hı. Ama yani her gelenin başına gelebilecek şanslı bir durum değil bu. Onun dışında mesela diyorsunuz ki ben işte üniversitede iyi bir bölüm diyelim ki işte fizik mühendisliği bölümünde okuyorum ve Amerika'da da fizik mühendisliği yapmak istiyorum. Bunun için açık var mıdır? Açık olabilir ama sen buraya ne vizesiyle geleceksin? Sen buraya öğrenci vizesiyle gelirsen zaten çalışma iznin yok. Yani öğrenci olarak gelenler ancak okudukları üniversitenin kampüslerinde ufak tefek işler yapabilirler. En ama fazla dışında, 20 saat. En fazla 20 saat haftada. Onun dışında çalışma iznin zaten yok. Yani sen fizik dünyanın en iyi fizik mühendisi de olsan izin olmadığı sürece adam gibi bir firmaya girip çalışamazsın. İnsanlar bunu riske atmazlar. Çünkü senin çalışma izninin olmaması demek vergi vermeyeceksin demek. Vergileyemediği bir kazancı da sana vermeyecek adam. Özellikle adam gibi bir şirket. Yani fizik mühendisi yapamazsın burada o anlamda. Hı hı. Ya Türkiye'den başvurman lazım, bir işe kabul edilmen lazım ve o vizeyle buraya gelmen lazım. Ya green card kazanman lazım. Green card'ı kazanmanın da en kolay iki yolu ya çekilişe katılacaksın. Her sene yapılan çekilişe dünyadan milyonlarca insanın katıldığı çekilişe katılacaksın ve şans eseri kazanacaksın. Kazanırsan ne ala ya da evleneceksin bir Amerikan vatandaşıyla. O şekilde kazanacaksın. Onun dışında green card bu ikisi en kolay yolu. Ya da seni bir firma sponsor edecek. Ama bu dediğimiz gibi çok kolay bir şey değil. Onu sponsor etmesi için de ilk önce ama H1B vizesi alman gerekiyor. Evet. Onun da ne kadar zor olduğunu bahsedeyim. Vize işlemleri, avukat işlemleri, masraflar, bekleme süresi, hiçbir şeyin garanti olmayışı, yani reddi alabilirsin. Benim ilk geldiğimde Amerika'ya, üniversiteden sonra, çünkü üniversiteyi Kanada'da okudum ben, eşim de Kanadalı, Amerikalı değil. Texas'a ilk taşındığımızda çok güzel bir iş buldum. Beni çok beğendiler, ben de işi çok beğendim. Ondan sonra iş teklifi verdiklerinde vize problemi olduğunu o zaman öğrendim. Ve H1B vizesi alamadım. Ondan sonra Kanadalı olduğum için de Kanada ile Amerika arasında bir anlaşma var. NAFTA Agreement. Onun için de bir liste meslek var orada. Eğer o meslekten bir işiniz varsa o zaman vize alması çok daha kolaylaşıyor. Benim mesleğim o liste işinde değildi ama grafik tasarım o liste işindeydi. O yüzden ben üniversiteden mezun olduktan sonra ikinci üniversitemi okudum, grafik tasarım okudum ki sırf vize alabileyim diye. Şu andaki yaptığım meslek ilk mesleğimle grafik tasarım arasında bir karma karışma bir şey. Ve bu şekilde ben Amerika'da çalışabiliyorum. Sen de bir Amerika ile evli olduğun için. Yani yasal olarak çalışıp yaşayabiliyorum. Benim de vizem her 3 senede bir yenilemem gereken bir vize. Ama her seferinde de yenileyebileceğim demek değildir. O yüzden hiçbir zaman garantisi yok. Hiçbir zaman garantisi yok. Bir ülkede vatandaş olmadan çalışmak çok zor. Ve bilmiyorum başka ülkelerde nasıl. Kanada'da bu kadar zor değil. Kanada'da üniversiteye giderseniz, bir yabancı olarak üniversiteye giderseniz 3 seneye kadar çalışma izniniz oluyor mezun olduktan sonra, yanlış bilmiyorsam. Amerika'da Bilge'nin dediği gibi sadece 1 seneniz var. O 1 seneden sonra güle güle. Gitmeniz ya gerekiyor. Bir okula devam edeceksin ya da ülkene geri döneceksin. Diyelim ki buraya geldin, bir okul okudun, bir şekilde işe başladın, sonra okula gitmek istemiyorsun haliyle. Ama bu Amerika'ya gelip ya da dünyanın başka bir ülkesine gidip yaşadığı ülkeden, sadece yaşadığı ülkeden kurtulmak için giden insanlar var. Belli sebeplerden ötürü. İşte atıyorum. Mesela diyelim ki cinsel kimliklerinden ötürü daha religion. Ya da dini görüşlerinden ötürü, bir şekilde hayata bakıştan ötürü dışlanan insanlar. Mesela ülke dışında hangi ülke olur? Kendi ülkeleri eğer bu konuda çok açık görüşlü bir ülke değilse, ülke dışına çıkıp ne olursa olsun ben geri dönmeyeceğim ve yani hani ben sokakta yatacağım ama gene de atıyorum diyelim ki Türkiye ise bu ülke, dönmeyeceğim diyebiliyor. Bu mantık da olabiliyor. Bu mantık doğrudur, yanlıştır, o tartışılır, kişilerin kendi seçimi sonuçta.
öyle bir mantıkta olan zaten her şeyi yapıyor. Ve onun derdi bir yerden sonra işte ben geldim mühendislik yapacağım falan da olmuyor ayrı. Ama onun dışında hani siz titre olan bir meslek istiyorsanız ve kalifiye olacak bir meslekte çalışmak istiyorsanız yani bunları göz önünde bulundurarak gelmeyi düşünün ya da hayal edin. Peki mesela meslek dışında da yaşam tarzı olarak da sence çok kolay mı burada yaşamak? Bence değil. Çünkü tanıdığım sadece Türk olan değil ama başka ülkelerden de göçmen olarak gelmeye çalışan ama bu ülkeye ya da Kanada'ya adapte olamayan ve ülkesine geri dönen birkaç kişi tanıdım hayatımda. Evet. Benim için problem olmadı çünkü küçük yaşta geldim ben buraya ve Türkiye'de doğmadım zaten. Bu nedenle hiçbir şey bana garip gelmedi. Hayatım boyunca ülkeden ülkeye taşındığım için hiçbir şey artık bana garip gelmiyor. Ama bazı insanlara özellikle görüş açıları daha darsa gelebiliyor. Adapte olmak zor ve evinizi özlüyorsunuz bir şekilde. Bilgen belki senin için biraz daha zor olabilir. Ya da sen ailenle benden daha yakın olduğun için zor olabilir. Çünkü senin videolarını izlediğimde annenin ne kadar özlediğini, annenle olmak istediğini falan söylüyorsun. Benim için belki ben 17 yaşımdan beri ailemden uzak yaşıyorum. Yani üniversiteye başladığımdan beri onlardan başka bir ülkede yaşıyorum. Onlar Amerika'da yaşıyordu o zamanlar. Ben Kanada'ya gitmiştim. O yüzden benim için hiç böyle özlem ya da şey yoktu. Hı-hı. Ama bazı insanlar için hayatını bir ülkede geçirdikten sonra 20 yaşında bir başka ülkeye taşındığında sürekli özlediğiniz bir yer oluyor. Tabii. Benim kalbim birçok yerde, akrabamda, ailemde, arkadaşımda. O yüzden tek bir yeri özleyemiyorum ben. Ama bir yere alıştıktan sonra yeni bir ülkeye evim demek çok zor bir şey. Evet, bence. Yani bu konuda ben 28 sene Türkiye'de yaşadım ve ailemle yaşıyordum. Sonra buraya taşındıktan sonra ben Amerika'ya gelirken hani Amerika'da ömür boyu yaşarım düşüncesiyle gitmemiştim. Sadece okul için gelmiştim ama eşimle tanıştım, kaldım vesaire. Ve mutluyum ama çok sık da sorguluyorum bazen ben burada ne yapıyorum diye. Bugün mesela gene bilmeyenleriniz varsa bana dair izlediğiniz ilk videoysa İbrahim diye bir arkadaşım var, İbo. Ve biz onunla, o da benim Türkiye'den bir arkadaşım. Bugün aynı şeyi konuşuyorduk. Yani bazen, mesela düşünsene ben 5 senedir, o 6 senedir ailesinden uzak. Ve bence aileyle geçirilmiş 5-6 sene bunlar çok uzun ve önemli zamanlar. Yani çok kıymetli zamanlar. Yanlarında yaşadığınızda ne kadar önemli olduğunu anlayamayabiliyorsunuz ama uzaklaşınca gerçekten çok kıymetli oluyor. Mesela bir ailenin, yani hayat bu. Hastalık olabiliyor, ölüm olabiliyor, kalkıp gidememek her an. Ya da yeğeniniz doğuyor, bir şey oluyor, onun yanında olamamak. Uzaklık gerçekten çok zor. Yani yurt dışında yaşamak göründüğü kadar kolay bir şey değil. Mesela Melis'in durumu çok daha farklı. Sen dediğin gibi yani çocukluğundan beri bu şekilde olduğu için senin o belki o anlamda gönül bağın çok fazla yok ki bu daha kolay senin için. Ama yani ben çok zorlanıyorum bazen. Ama bunu da hani yani Amerika'da yaşamak berbat ya da yurt dışında yaşamak berbat ya, gibi söylemek istemiyorum. Sanki bu video çok şey gibi geldi bana. Biraz olumsuz yanlarını konuşuyoruz. Ya gerçekleri konuşmak istedim. Çünkü Amerika hep böyle çok güzel bir yer gibi gözüküyor. Hayallerin gerçekleştiği yer gibi. Ama bazen hayal kırıklıklarına uğradığınız yerde olabilir. Bilgen dediği gibi Türkiye'de bir şey olduğunda mesela benim dedem vefat ettiğinde onu görmeye gidemedim. Çünkü o zamanlar öğrenciydim ve ailemin maddi durumu o kadar iyi değildi beni oraya gönderebileceğine. Benim şanslı tarafım Kanada pasaportuna sahip olduğum için istediğim yere istediğim zaman gidip gelebiliyorum. Yani vize problemim olmuyor. Bazı insanlarda bu problem var birincisi. İkincisi buraya gelip öğrenci olarak gelen insanlar, sadece Türkler değil her ülkeden gelen insanlar öğrenci olarak geliyorlar. Vizeleri bitiyor ya da okulu bırakıyorlar. Ondan sonra bir şekilde kaçak bir iş buluyorlar. Kaçak çalışıyorlar, kaçak yaşıyorlar. Tamam fena değil ama bu ülkeyi bırakamıyorlar. Eğer bu ülkeden çıktığı an geri dönüşü yok. Çünkü burada kaçak kaldığını biliyorlar. Geri geldiğinizde pasaportunuza baktıklarında sizin ne zaman bu ülkeyi bıraktığınızı görüyorlar ve ne zaman bırakmanız gerektiğini de görüyorlar. O zamanı anlatmanızı istiyorlar ve anlatamıyorsunuz kaçak yaşadığınızı söylemeden.
Bu nedenle birçok insan ülkesine geri dönemiyor, ailesini göremiyor. Bizim durumumuz evet biraz farklı çünkü istersek ailemizi görebiliyoruz. Kaçak kalmadığınız için ama bu da gerçeklerden bir şey. Oluyor böyle şeyler. Ve çok var, yüzlerce binlerce var. Yani çok güzel yanları da var. Ben mesela çok insanı büyüten bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Sadece Amerika için konuşmuyorum. Bu dünyanın neresine olursa olsun, yurt dışına, kendi alıştığın kültürün dışına çıkabilmek, kendi alıştıklarının dışına çıkıp dünyaya farklı bir gözle bakabilmek bence çok büyük bir şans. Sadece 2 ay, 3 aylığına bile olsa ya da sadece ziyaret amaçlı da olsa, hani illa gidip yurt dışında yaşamak lazım demiyorum ama farklı bir bakış açısından bakabilmek, insanların yaşayışlarını görmek, rutinlerini, düzenlerini görmek çok ilginç bence. O yüzden çok bazen çok zevkli, çok eğer böyle özellikle yenilik seven bir insansanız çok eğlenceli olabiliyor. Hı hı. Yani biz burada hani çok kötü, yurt dışında yaşamak çok kötü bir şeymiş gibi söylemeye çalışmıyoruz ama hayal, çok büyük hayallerle gelirseniz eğer, yani ben istiyorum ki yurt dışına çıkan, özellikle de böyle okumak için bir senelik, iki senelik ya da yaşamak amaçlı çıkan insanlar her şey kendilerini hazırlasınlar. Hı hı. Yani zor zamanlara, yalnızlığa, anlaşılamamaya, kendi yani dediğim gibi kendi dünyanızı tamamen dışına çıkıyorsunuz. Ben 28 yaşından sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyordum. Bir gün gözlerimi bir açtım burada ve çevremde her şey, yani günlük değiştiğim sokak değişti, yediğim yemek değişti, hayatımda günlük olarak gördüğüm insanlar değişti, kullandığım dil değişti, televizyonu açtığımda gördüğüm her şey değişti. Ve bu bir alışma zamanı isteyen bir şey, yani bir günde alışmıyorsunuz buna. Sanırım benim için seneler boyunca böyle bir şey olduğu için hatırlamıyorum ve benim kişiliğim bana kötü bir şey olduğunda onu eziyorum. Yani hatırlamıyorum. Yalnızlığımı hatırlamıyorum. Tabii ki üniversiteye ilk başladığımda yeni bir ülkede, yeni bir ülke değil, farklı bir ülkede, yeni bir şehirde tek başıma olmak tabii ki de korku verici bir şeydi. Çok böyle eğlenceli bir şey değildi ama ben her zaman iyi yanlarını hatırlamaya çalışıyorum herhalde. İstesen de istemesen de bir şekilde o kötü yanlarını gömüyorum, hatırlamıyorum. Ama tek başına olmak kolay bir şey değil. Tabii ki. Ama insanı çok büyüten bir şey. Ben bunu çok kesinlikle. Kesinlikle eğer o tecrübeyi yaşamasaydım şu andaki sahip olduğum hayata kesinlikle sahip olamazdım. Evet. Ve bana hayır dendiğinde geri döner giderdim yani. Amerika'da bana vize vermediklerinde okey ben Kanada'ya geri gidiyorum diyebilirdim ama içinde bir istek vardı burada kalmak için. Daha doğrusu California'da yaşamak için. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şeydi. Ve bir şekilde bunu hallettim diyebilirim. Ve bunu eğer sürekli ailemden yardım alsaydım, sürekli ailem beni itseydi olacak bir şey değildi. Onların isteklerini yapardım diye düşünüyorum. Tıp okulundan konuşalım. Çünkü birisi geçen gün bana e-mail atmıştı hukuk okulu hakkında. Hukukla tıp okulu Amerika ve Kanada'da hemen hemen aynı. Burada liseden mezun olduktan sonra direkt tıp ya da hukuk okuyamıyorsunuz. İlk önce 4 senelik bir bachelor. Bachelor Türkçesi ne? Bachelor dediğimde bu kişiyi anlamamıştım. Lisans. Lisans almanız gerekiyor. Bazı insanlar tamamen bitirmeden hukuk okuluna geçebiliyor. Eğer notları çok yüksekse ve LSAT diye bir sınav var. Ondan aldığı not çok yüksekse bitirmesine gerek yok. Ama genel anlamda 4 senelik üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor. Ondan sonra okula kabul edilmeniz gerekiyor. Şimdi bana bir e-mail geldiği için bundan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer böyle bir şey planlıyorsanız, yurt dışında, Amerika'da ya da Kanada'da hukuk okumak istiyorsanız kolay, bana sorması biraz kolay olabilir ama bence böyle bir şeyi düşünüyorsanız kendiniz araştırmanız gerekiyor ve bachelor'ın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani zor işler bunlar. Eğer hayalinize hayal ediyorsanız kendiniz araştırmanız ve bu şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Ben size isterdim video yapmak. Ne güzel Türkçem. İsterdim video yapmak. İsterdim video yapmak. Böyle bir video çekmek isterdim tabii ki. Ama herkesin durumu farklı ve herkesin alacağı cevap farklı. O yüzden böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle kendiniz araştırmanız gerekiyor. Öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Burada diyelim 3 senelik okuduktan sonra hukuk okumak istiyorsunuz. Hukuk okuduğunuz 1-2 sene, 3 sene sonra hukuk okulu burada. Üçüncü senesi çok zor geldi. İstemiyorsunuz, bıraktınız okulu. Tamamen bıraktınız. Bachelor'ınızı almadınız, lisansınızı almadınız. Hukuk okulu bitirmediniz. Ne olacak o zaman?
başa gitmiş zaman. Mesela şey de var, olayın hukuk kısmını ben bilmiyordum ama özellikle doktorluk ya da hemşirelik için falan gene söylüyorum, sen Türkiye'de bilmem ne beyin cerrahisinde çok ünlü, dünyaca ünlü bir doktor olmuşsundur ya da olabilecek seviyesindesindir ya da çok güzel notların vardır, öğrencisindir, o ayrı. Aranan birisindir, o ayrı. Ama benim bugüne kadar gördüğüm, Türkler için görmedim ama yabancılar, özellikle Koreliler için gördüm çalıştığım yerden ötürü. Mesela Koreli fizik tedavi uzmanı bir kız bizim restoranda garsonluk yapıyor. Ve burada o mesleği Kore'de aldığı eğitimle yapması imkansız. Ben yapamam diyor. Burada tekrar okuması lazım. Hı-hı. Yani özellikle söz konusu sağlık olduğunda yurt dışından yurt dışındaki okullardaki eğitimi çok kabul etmediklerini ve burada kendileri eğitim vermek istediklerini görüyorum ben çoğunlukla. Evet. Kabul etseler de burada bir test almanız gerekiyor. Yine bir sınava girmeniz gerekiyor ve diyelim 20 senelik bir doktorsunuz. Bunu yeniden sınava girmek çok kişi için güzel gelmiyor. Yani, çok kişi yapmak istemiyor. O aynen. İlk anlattığım hikayedeki adam kaç kere girdi bu sınavı ve geçemedi. Benim teyzem ve kocası Kanada'ya geldi. Seneler boyunca Türkiye'de çok başarılı doktorlardı. Biz neden geri döndüğünü tam olarak bilmiyorum ama kesinlikle seneler boyunca doktorluk yaptıktan sonra yine bir sınava girmek istemediler ve Türkiye'deki hayatları daha tatlı geldi, geri gittiler. Bir de böyle yani, şeyler oluyor. Herkes de yapamıyor. Hani sanırım gençler için biraz daha kolay o. Yani gene söylüyorum işte günlük rutinini. Mesela benim annem Amerika'nın anahtarını verseler annem gelip burada yaşamaz mesela. Yaşayamaz, biliyorum yani. Zaten dil konuşmuyor. Hadi dil öğrenilebilir bir şey ama mesela yemeği, kültürü, havası, yani sen 50 sene ailenle bir arada yaşadıktan sonra işte o aile bağlarını vesaire konuştuktan sonra yurt dışına gidip de yaşamak o kadar kolay bir şey değil. Gençken bu daha kolay çünkü daha kolay adapte oluyorsun ya da sana daha ilgi çekici geliyor vesaire ama yani genç olup mesela ben biliyorum ki buraya gelip çocuk moral bozukluğundan, yalnızlığından, bununla 40 kilo verip hasta bir şekilde Türkiye'ye döndü. Böyle bir insan tanıyorum ben. Yani o kadar kolay değil. Yani insan bir kere sürekli bir savaş içindesin. Yani yeni bir şey alışmaya çalışıyorsun, kendini ispatlamaya çalışıyorsun. Yine söylüyorum, özellikle aile bağı kuvvetli biriyseniz dayanamıyorsun bazen, oturuyorsun, ağlıyorsun. Hele yanında konuşabileceğin birisi yoksa, desteğin yoksa, hele okulda ya da işte zor zamanlardan geçiyorsan gerçekten zor. Bunları göz korkutmak için söylemiyorum. Çünkü çok zevkli, çok kolay yanları da var. Mücadeleyi seven bir insansınız. Yeniliği, kendini ispat etmeyi seven, rutinden sıkılan bir insansınız. Bu saydıklarım harika olabilir sizin için. Ama siz aile bağları yüksek, özellikle de böyle duygusal yönü biraz güçlü, daha çabuk pes eden ya da zorluklara çok çabuk karşı koyamayan bir insansanız çok ezilip yıkılabilirsiniz de. O yüzden geri dönen çok fazla tutunamayıp, aradığını bulamayıp. Ama denemeye değer mi? Bence değer. Bence de değer. Bence de değer. Yani 5 sene oldu hemen hemen ve çok kez burada ben ne yapıyorum sorguladım ama hiç keşke gelmeseydim demedim. Benim de 5 sene oldu bu sefer Amerika'ya geldiğimde. Çünkü 2011'de Texas'a taşınmıştık ve o zamanlar zordu. Ben küçükken Amerika'da yaşamak çok daha kolaydı çünkü ailemin vizesiyle, ailemin mücadelesiyle buradaydım. Ondan sonra yetişkin hayatına geldiğimde farklı oldu. Yani Amerika ile Kanada yakın, benzer ama yine de iki farklı ülke. O yüzden benim de burada mücadelelerim oldu kesinlikle. Kendine ait hissettiğin bir ülke var mı? Burası benim ülkem dediğin. Bu biraz zor, bilmiyorum. San Diego'da yaşamayı çok seviyorum. Burasını gerçekten evim gibi hissediyorum. Çünkü bir sene içinde çok iyi arkadaşlar edindim. Çok sevdiğim bir işim var. Ve kendimi zaten her zaman California hayalim olduğu için evimde buluyorum. Ama daha önceden konuştuğumuz gibi buradaki yaşamam, işim garanti değil. İşimi kaybedersem bir gün Kanada'ya geri gitmem gerekiyor. Kanada ile Türkiye ve İngiltere arasında hangisini daha çok evim gibi görüyorum? Sanırım Kanada demem gerekiyor bu konuda. Çünkü Türkiye'de hayatımın 6 senesini geçirdim. 28 yaşındayım. Türkiye'de doğmadım. Annem babam Türk. O yüzden Türkiye ile bir bağım var. Akrabalarım Türkiye'de. Ama Türkiye'yi daha çok böyle tatil yeri gibi görüyorum ben açıkçası. Küçükken bile Türkiye'ye hep tatil zamanı gidiyorduk.
bunu çoğu göçmen kişiye sorarsanız cevaplamakta zorlanabilir. Çünkü ben Kanada'da birisi bana sorsa nerelisin ya da burada birisi bana sorsa ben Turkish Canadian diyorum. Yani Türk Kanadalıyım diyorum. Türkiye'deki yani sizin kulağınıza biraz garip gelebilir ama Kanada'da çok duyulan ve bilinen bir şey. Amerika'da başka bir ülkeden gelseniz, Amerikan vatandaşıysanız genelde insanlar ben Amerikalıyım diyorlar. Ama Kanada'da her iki ülkenin kimliğini de söyleyebiliyorsunuz. Kanada daha çok inclusive, yani daha çok ne demiştim inclusive? Kabullenici bir ülke. Yani sizi sadece Kanadalı yapmak istemiyorlar. Sizin kendi kültürünüzü de getirmenizi ve kültürünüzü paylaşmanızı istiyorlar. O yüzden Türk Kanadalıyım demek kolay geliyor bana. Ve her iki ülkeye de bağımlı hissediyorum kendimi. Ama Türkiye'de yaşasam çok garip hissederim kendimi. Çünkü Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissederim. Çünkü Türkiye'ye gittiğimde de yabancı gibi hissediyorum kendimi. Kanada'da ama evim gibi hissediyorum. O yüzden evet. Yani bu çok normal. Şimdi normalde hani bu tarz şeyler söylediğimizde alınabiliyor bazı takipçiler ama aslında alınmamaları lazım. Yani mesela ben kendimi Türk gibi hissediyorum. 28 sene Türkiye'de yaşadım ama ben 28 sene Türkiye'de yaşadım. Orada doğdum, orada büyüdüm, sonra ülke değiştirdim. Benim şu noktada kendimi Amerikan gibi hissetmem çok garip olurdu. Belki bir 10 sene, 15 sene, 20 sene burada yaşadıktan sonra kendimi yarı Türk, yarı Amerikan gibi hissedebilirim ama şu an benim için çok erken. Ama bu kız zaten yurt dışında doğmuş. 6 sene Türkiye'de yaşamış ama bunun son hangi yaşlar aralığında Türkiye'de yaşadın? 2 ve 8. Zaten yani şunun belki 5 yaşına kadar olan kısmını bilmiyor bile, hatırlamıyor bile. 5'ten 8'e kadar olan 3 senelik kısmını hatırlıyor bir Türkiye'de yaşamış bir Türk olarak. Geri kalan kısmı kendini bildiği yıllar hep yurt dışında yaşadığı için. Mesela ben de Melis'le konuştuğum zaman açıkçası hep Melis'e söylüyorum. Sen çok daha batılısın bize kıyasla. Yani batılı derken Kanadalısın demektense daha kolayıma gidiyor. Mesela Melis'in bazı yönleri çok Türk geliyor aslında. Onu konuşuyoruz. Isındı aslında. Evet. Kameranın arkasına ısındı bu ısındı diyor. Türk anne yani. Ama birçok yönden de bana Türk değilmiş gibi geliyor. Yani hani bazı konulara bakış açısı vesaire. Buraya ayak uyduruşu. Yani her anlamda. Ve bu kötü de bir şey değil yani. Sonuçta iyi ya da kötü bir şey değil. Bu bir gerçek yani. Fact. Yeah. Öyle. Öyle. Yani yurt dışında yaşamanın güzel yanları var, eğlenceli yanları var, ilginç yanları var. Zaten onları her videomuzda gösteriyoruz. Onları zaten görüyoruz. Ya mesela vallahi billahi Amerika'nın yaşamayı sevdiğim yanları, hani şu işte özgürlük falan kısmına girmeden söyleyeceğim. Mesela atıyorum işte burada her şeyin olmasını seviyorum. Her şeyi bulmayı. Yani. Türk yemekleri ne yazık ki dışında. Onun dışında her şeyi bulmayı çok seviyorum. Çok iyi olmasa da var sonuçta. Evet. Şey bizden belki Türkiye'de değişti biraz bu ama eşimle ilk gittiğimizde 3 sene önce gittik sanırım. 2 ya da 3 sene önce gittik. Ve onun ilk fark ettiği şey burada başka ülkelerden çok yemek yok. Evet. Yani Türk yemeğinden başka bir şey bulamıyorsunuz. Kolay ve kolay. O işi için bir de özellikle o kadar çok ülke gezdi ki. Ve ben delisi yemek olayım. Yemek ben Instagram, Facebook'tan bakıyordum ona. Bu adama değişik yemekleri ver. Yani çok seviyor hani resmini çekmeyi, denemeyi çok seven bir insan. Ve Türkiye'de ilk fark ettiği şey İstanbul'un kalabalığıydı. Ondan nasıl sonra burada başka yemekler yok eminim. Ararsan var yani. Ama genelde çok da pahalı mesela. Başka mutfaklar genelde Türkiye'de pahalı. Sushi aklıma geliyor. Onun dışında ama Hint yemekleri, Meksika yemekleri o kadar kolaylıkla authentic yani gerçek yemeklerini bulmak zor. Tabii Meksika usulü birkaç restoranda bir şeyler gördüm ama buradaki yediğim İstanbul'da vardır ama ben onun dışında yani sanmıyorum ki gidip de atıyorum yanılıyor olabilir ama gidip de Manisa'da Hint yemeği bulabileceğini sanmıyorum bir insanın. Yeah. Bunu da küçümsemek anlamında no. asla söylemiyorum. Türk yemekleri de şahane zaten. Ama hani mesela bu anlamda ama bunun sebebi de var. Yani şimdi buradaki kadar Meksikalı, Hintli tabii ki Türkiye'de yok. Yok. Gidip kültürünü yaşatıp orada yani kültürünü yaşatıcı bir Türkiye'ye gelen Hintli zaten muhtemelen ziyarete geliyordur. Türkiye'de hiç Hintli gelin, iş adamı, yaşayan insan yok mu? Var ama buranın yoğunluğuna kıyasladığında %1 falandır herhalde. Amerika ve Kanada şu şekilde kuruldu. Göçmenler tarafından kuruldu. Her ülkeden gelen insanlar tarafından kurulduğu için bütün ülkelerden, kültürlerden şeyler var, yemekler var,
giyimler var, insanlar var, kültür farkları var kesinlikle. O yüzden farklar var. Amerika'nın gerçeklerinden bir şey daha söylemek istiyorum. Böyle Amerika'nın dış tarafı çok böyle açık görüşlü, rahat insanlar. Çok dinci değiller. Sınırlar. Sınırlar. Yeah. Los Angeles, New York, öyle büyük şehirler. Özgürlük. Kentucky, iç tarafı. Kentucky, Missouri, Tennessee, Texas bile böyle değil. Çok dindar insanlar da var. Ve ırkçı. Çok ırkçı ve çok dar görüşlü insanlar var. Hristiyanlar, çok komik olan, çok dine girmek istemiyorum ama bence Müslümanlar Hristiyanları çok böyle rahat, açık, sapık, bilmiyorum. Böyle bir şeyleri duyduğum için söylüyorum. İyi bir o şekilde görüyorlar. Ondan sonra Hristiyanlar da Müslümanları biliyoruz nasıl gördüğünüz. Eğer medyada hiçbir şey izliyorsanız ya da Amerika'nın Müslümanlar hakkında ne düşündüğünü eminim biliyorsunuzdur. Neyse ama o iki din o kadar yakın ki insanların özellikle çok dindar olan insanlar olunca çok similar noktaları, aynı noktaları var. Onları görebiliyorsunuz ve bunu genelde ülkenin iç tarafında, Amerika'nın iç tarafında görüyorsunuz. Umarım kızmazsınız Bilgen'e. Benim dediğim sözler bunlar. Yani benim diyeceğim bir şey. Yok ya şöyle bir şey var. Sonuçta mesela Melis'in dediği olayı ben çok görmedim. Yani ben Amerikalıların dindar olduğunu, benim beklediğimden çok daha dindar olduğunu ya da Avrupa'ya kıyasla daha tutucu olduklarını düşünüyorum zaten. Ama çok dindar, çok tutucu Amerikalılarla bir araya gelmedim içeride yaşamadığım için. Geldim geleli San Diego'yum ve San Diego inanılmaz açık görüşlü, inanılmaz kabullenici bir şehir. Yani 5 senedir bir kere bile ne Türk oluşumla ne Müslüman bir ülkeden gelişimle ilgili ne bir kötü yorum aldım, ne bir kötü bakış hissettim, ne bir sorgulayıcılık hissettim. Eşimin ailesi yabancı. Bir gün bile içlerinde kendimi ben yabancıymışım gibi hissetmedim. Yani hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Yarın karşılaşabilirim. Hayat bu. Ama mesela ben bunu üzülerek söylüyorum. Bu kanalda kendi ülkemden insanlar tarafından, buradaki yabancılar tarafından yargılandığımdan çok daha fazla yargılandım ve eleştirildim bazı konularda açıkçası. Bunu söylemek de çok üzücü ama yaşandı bu. Ama onun dışında yani söylediğine katılıyorum ve çok duydum iç bölgelerine çok daha bağnaz olduğunu. Ama ben tecrübe etmedim hiç gitmediğim için. Ama biliyor musun o yanını da görmek isterdim. Tecrübe açısından yeah, yani. Ya tabii ki. Her şeyi tecrübe etmek isterdim. Florida'da yaşadım. New York'ta, Missouri, Kentucky ve Texas. Şimdi de California'da ve kesinlikle fark çok muazzam fark. Olsa her, gerek. Zaten Amerika çok büyük bir ülke. Evet. Ve Texas'ı zaten 3 tane Avrupa ülkesini koyabilirsiniz. O kadar büyüklükte ve o kadar farklı görüşte. New York'ta, New York eyaleti de büyük. Oradaki insanlar çok farklı. Yani işte bu farklılığın getirdiği şu var. Yani her milletten insan var, her dinden insan var, her kültürden, her renkten doğal olarak bir mozaik var. Bu anlamda çeşidi seviyorsanız daha çeşitli bir ülke bulamazsınız herhalde Amerika'dan. Yani Kanada ikincisidir, Avustralya üçüncüsüdür muhtemelen. Ama Kanada, Amerika population. Nüfus? Nüfus olarak çok daha küçük Amerika'dan. Evet. Çünkü yani yaşanacak çok az yer var. Çok çok soğuk olan yerler evet, çok. Evet değil mi? Bayağı soğukmuş. Yeah. Yani burası özellikle de yine Kaliforniya gibi bir yer. Özellikle San Diego gibi bir şehir ya da New York gibi, Los Angeles, San Francisco gibi şehirler. Her şey var burada. O yani kültürel anlamda söylüyorum. Kültür çok kültürlü, çok geniş kültürel anlamda söylemiyorum. Kültür çeşitliliği anlamında söylüyorum. Yoksa adamların kaç 200 senelik tarihi var. Çok aman aman bir kültür beklememek lazım o anlamda ama çeşitlilik olarak çeşitli söylüyorum. Çeşitli kültürleri var çünkü çeşitli evet. Ülkeler insanlar. Burada bir müzeye gidip ben kafayı yemiştim. Müze mi ya bu dedim yani. Bizim hani en okul gezisine gidip de umursamayacağın müze buraya kıyasla çok daha zengin ama işte o Orta Doğu, Asya, Avrupa'nın kültürüyle buranınki kıyaslanmaz bile yani. Hı hı. Böyle de bir gerçek var yani doğruysa doğru, kötülemekse kötülemek ama işte çeşitlilik var. Yani burada olmanın iyi yanlarından bir tanesi çeşitlilik seviyorsanız. Mesela alışveriş, böyle şeyleri seven insanlarız. Her şey var. Elektronik. Her şeyin en yenisi hep genelde burada işte. Atıyorum siz teknolojiyi takip eden biriyseniz yurt dışına çıkmadan önce birçok teknoloji burada oluyor falan gibi şeyler. Bu tarz şeylere önem veriyorsunuz ama yani hayat gayesine düşmüş, hayat derdine düşmüş, geçim derdinde olan ve maddi durumu çok iyi olmayan bir insan için ne elektroniğin çok önemi var, yani ne Meksika mutfağının, ne de Mac'in yeni çıkmış rujunun açıkçası. O yüzden
Yani galiba ne hayattan ne beklediğini falan. Ya az önce içeri girmek için ağlıyordun, şimdi çıkmak için mi? Gel. Seni psikopat, gel buraya, gel, sevdir biraz. Kapının önüne gelmiş, mik mik mik. Ah köpek. Çok tatlı, evet. Ya bayağı konuştuk. İşte böyle biz gene bayağı konuştuk, evet. Yani eğer bu konuda sorularınız varsa ya da hususi değinmemizi istediğiniz bir konu varsa lütfen videonun altına bırakın. Belki bir başka sohbeti konusu olabilir bu. Hı-hı. Sen daha önce Amerika'ya okul, üniversite için gelmek için video yapmıştın değil mi? Yapmışım da o kadar çok konuştum ki Amerika konusunda beni inanmazsın. O videoların linklerini aşağı koy bence. Oh, yani okay. Okay, 700 saniye videonun arasına. Okay. Bana birisi okul hakkında sorduğunda direkt senin videona göndereceğim onları. Teşekkür ederim. Çünkü ben yeterince bu soruyu cevaplamamıştım. Gönder gönder gelsinler. Siz de yani dediğim gibi bu konuda değindiğimiz konular hakkındaki fikirlerinizi lütfen belirtin. Kendi biz mesela bu Melis'le benim tecrübelerim. Üçüncü bir kişi yanımıza oturup çok farklı bir şeyden bahsedebilir ya da söylediğimiz şey tamamen karşıda çıkabilir. Biz söylediğimiz illa kesin kes doğrulardır demiyoruz. Bizim tecrübelerimiz bu şekilde. Siz farklı bir şey tecrübe etmişsinizdir ya da işte Türkiye'den buraya gelip harika bir iş bulmuşsunuz. Lütfen yazın. Biz de bilelim. Aa bakın böylesi de varmış diyelim. Yani açığız bu konuda fikirlere tabii ki. Bu bir Amerika'yı övme ya da yerme, Türkiye'yi övme ya da kötüleme videosu değil. Bir karşılaştırma videosu ama karşılaştırmak demek her zaman bir tarafın kazanması demek değil. Sadece gördüğümüz farklılıkları anlatıyoruz. Yani ben herhangi bir ülkeyi övmeye ya da karalamaya çalışmıyorum burada. Ben de. Melis çalışmıyor tabii ki yani. Hani konuşuyoruz, paylaşırız yani. Hep soruyorsunuz, biz de söylüyoruz. Anlatıyoruz işte. Ya ben sadece farklı tarafını da göstermek istedim Amerika'nın. Sadece böyle eğlenceli yapmış geldi. Yok keşke görebilseniz. Keşke görebilseniz. Isırırım. Isırırım, ısırılmak istiyorsun. Niye sen benim kolumu itiyorsun ya? Ben hamileyim. Doğru, hepsi. Herkes diyorsun. Dük, ben hamileyim. Dük, bu çok önemli. Bilmen lazım. Sözüme bak. Dük, bir şey anlatıyorum. Seninle konuşurken suratına bak. Look at me when I'm talking to you. Please. Thank you. Thank you. Yapış yeri. Thank you. Geliyor kolumu itiyor lop diye. Kafayı oraya sokuyor. İki kendini sevdirip gidiyor. Çok güzel bir köpek. Huyu çok güzel. Huyu çok güzel bir köpek. Yalnız benim üstümü batırdın diyor. Onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Kıvrık kulak. Kıvrık kulak. Oldu. Böyle. Bence bitirelim videoyu. Çok teşekkür ederim. Gene kanalıma konuk olduğun için ve bizi engin bilgilerinle aydınlattığın için. Beni konuk aldığın için her zaman gibi çok teşekkür ederim. Rica et. Ay bu köpek, Allah bu köpek ya. Dışarı çıkartacağım seni. Yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Bilge'ni göreceksiniz. Muhtemelen. Benim kanalıma gelirseniz benimle görüşürüz. Unutmayın, evet. Eğer Melis'in kanalından haberdar değilseniz ki imkansız ama değilseniz linkler aşağıda. Lütfen takip edin. Anlayacağım, nasıl gelmezseniz benim kanalıma. Nasıl? Kaşın. Bye. Bye.